arkadaşlar, uzman altı testine hoş geldiniz. Hemen başlayalım. İlk soru bir parabol sorusu. İkinci dereceden fonksiyonların grafiklerinde taralı bölgeyi istiyor. Şimdi bir defa hemen iki tane parabol var. Bu parabollerin denklemlerini yazalım. Bakın x eksenini bu tarafta teğet. Y eşittir x eksi 2'nin karesi biçimindedir. X'e 0 verirsek y'si 4 yapıyor. Bakın 4'te kesiyor. Y'ye 0 verirsek 2. Diğeri de y eşittir x artı 2'nin karesi. X'e 0 verirsek bakın 4'te kesiyor. Çift katlı kök olduğu için x eksenine teğet. O zaman x eşittir eksi 2 defa köktür diyebiliriz. Şimdi burada parabolün iç bölgesinde almış. Şimdi biz buraya seçeneklerde bakın bunların hepsi bizim yazdığımızda aynı. En kestirme yol burada orijini yerine koymaktır. 0, 0'ı seçeneklerde yerine koyalım. Bir defa 0'ın sağlamaması lazım. A şıkkında 0 büyük ve eşittir bakın 4 sağlıyor. 0 koyduk. Bakın bu sağlamıyor değil mi? 0 büyüktür ve eşittir 4. Bu orijinin olduğu bölgeyi sağladığı için bu parabol için dış bölgeyi taramak lazım. A şıkkı elenir. 0,0'ı burada yerine yazacağım ama zaten bu paraboller bizim bulduğumuz parabollerden farklı. O yüzden fark almayacağız. X yerine 0 koyduk bakın. 0 büyük ve eşittir 4 sağlamıyor. Dolayısıyla bu parabolün yani bunun iç kısmını alacağız. Orijinin olduğu tarafını seçtik. İkinci de 0 büyük ve eşittir 4. Bakın bu da sağlamıyor. Bu y eşittir x eksi 2'nin karesi de bu parabol. Şu fx paraboldür. Bunun da iç kısmını alacağız. İki defa taralı bölge. İkisinin de iç kısmının olduğu bölge. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği diyebiliriz. Yani parabollerin denklemleri olacak. Eşitsizliğe bağlayıp sonuca gideceğiz. Bakın a negatifmiş unutmayın. Şimdi biz bunların bir köklerini bulalım. Burayı 0 yapan değer yani ax artı b eşittir 0 ise ax eksi b'ye eşittir. Her tarafı a'ya bölersem x eksi b bölü a. Birinci kök. İkinci köke bakarsak burası 0. B kare x eksi a 0. A'yı karşıya attım. B kare x a. Her tarafı b kareye böldüm. İkinci kök a bölü b kare oldu. Şimdi bunlardan aşağısı komple eksi. Neden? A negatif olarak verilmiş. Bakın a negatif bu pozitif. O zaman aşağısı komple negatif yapar. Şimdi kökleri tabloya yazacağım ama hangisi büyük hangisi küçük? Bakın a negatif. A sıfırdan küçük. A negatif. Yukarısı eksi b. B pozitif. Eksi b negatif. Eksinin eksiye bölümü burayı artı yapar. A negatif. B pozitif bir şey. Burası da eksi olur. Dolayısıyla tabloda iki tane kök yerleştirirken sol tarafa gelecek kök negatif olan değil mi? Kim? Negatif kök. Onu belirlemiştik bakın burada. A bölü b kare bir köktür ve negatiftir. Çünkü a negatif. B kare de pozitif. Eksi. Peki pozitif kök eksi b bölü a. Şimdi diyeceksiniz ki hocam önünde eksi var. Nasıl pozitif oluyor? B pozitif a negatif olduğu için kesir şurada kesir negatif. Önüne eksi geldiği için pozitif oldu. İkisi de dahil değil köklere. Başkatsayı. Şimdi başkatsayı nasıl belirleyeceğiz? Bakın şurada a'nın eksi olduğu görünüyor. B pozitif. Şu yukarısı eksi. Aşağısı eksi. Burası artı. O zaman sağ taraftan artıyla başlayacağız. Çünkü başkatsayıları şöyle şuraya yazayım. Eksi artı aşağıdaki de eksi. Bakın bu işlem başkatsayının artı olmasını gerektirir. Artı köke geldim eksi sonra artı. Peki bizden ne istiyordu? Seçeneklerde bakın okuyalım. Buranın sıfırdan küçük ve eşit olduğu yani küçük olduğu yeri sormuş eşitliği pardon. Bu aralığı seçeceğiz. Negatif olduğu yeri seçeceğiz. Bu aralık bakın A şıkkında vardır. Cevap A. Peki. Bir sonraki soru. Her x gerçel sayısı ve a pozitif sayısı verilsin. Eşitliği sağlandığına göre a'nın alabileceği değerler hangi aralıktadır? X kare artı a daima pozitiftir. Çünkü bir defa y eşittir x kare parabolünü a pozitif bir sayı ya a birim yukarı ötelemişler. Bu daima pozitif. Bunun işaret değiştirmeyen bir unsur sadece. Şimdi buranın pozitif olduğu yere bakacağız. Yani x kare eksi 2x artı a ne zaman sıfırdan büyüktür? Şimdi burada parabol yorumu. Şimdi başkatsayısına bakın. Bu parabol kollar yukarı doğru bir parabol. Daima pozitif olması durumunda hep x ekseninin üst kısmında kalması lazım. Yani deltasının sıfırdan küçük olması lazım. Kökü olmamalı. Böyle düşünebiliriz. Ya da bunun işaret tablosunda tabloyu yaptık. Kökü olmayıp hep artı, artı, artı gitmesi gerekiyor. Yine kökünün olmaması, yani deltasının sıfırdan küçük olmasına bağlıdır. Delta b kare eksi 4 ac. A, b, c katsayısı b kare. Eksi 2'nin karesi. Eksi 4. A'sı 1, c'si a. Bunun sıfırdan küçük olması lazım. 4 küçüktür 4a. Her tarafı 4'e bölecek olursam a'nın birden büyük olması şart. O da bakın D seçeneğinde var. F fonksiyonu eksi 2 artı 2 aralığından tanımlı. Şimdi tamam, seçenekler zaten grafikler hep aynı. Şimdi burada kritik noktalara bakacağız. Şimdi tablo düşünüyorum ama bildiğimiz işaret tablosu değil. Mutlak değeri iki türlü düşüneceğim. Kritik mutlak değerin içini sıfır yapan değerler. Mesela onu hesaplayalım. X kare eksi 4 eşittir 0. X kare 4. X eşittir 2 ve x eşittir eksi 2. O zaman eksi 2 ve artı 2 aralığında sağında solunda farklı davranacak. Ama zaten fonksiyon eksi 2 artı 2 aralığında tanımlı. Peki bir de burayı sıfır yapan değer var. Mutlak değerin içini sıfır yapan değere kritik nokta denir. Şimdi kritik noktada sıfırı sol tarafı için düşünecek olursam birinci mutlak değer pay kısmındaki ifade. Yani onu şöyle yazayım büyük puntolarla. X kare eksi 4x bölü 2 eksi mutlak x. Şimdi burası sıfırdan küçükken 2'den büyükken daima negatiftir. Neden negatif? Onu söyleyelim. Çünkü bu aralıkta x'e verdiğimiz değerler şu aralıktan seçin bir tane değer. Örneğin eksi 1 alın. Bakın negatif yapıyor. O zaman eksine çarpıyorum. 4 eksi x kare. Peki. Bu aralıkta burası da negatiftir. Onu da eksine çarpıyorum. 2 artı x yapıyor. Peki bu tarafa bakalım. 0-2 aralığında yine yukarısı negatiftir. 4 eksi x kare. Aşağısı 0-2 aralığında pozitiftir. Olduğu gibi çıkacak. 2 eksi x olmalı. Şimdi iki türlü grafik olacak o zaman. Sıfırın sağında farklı, solunda farklı. Dikkat ederseniz şu yukarıyı çarpanlarına ayırırsam 2 eksi x, 2 artı x bölü x artı 2. Bakın bunlar gitti. Y eşittir 2 eksi x olmalı. Yukarısı için 2 eksi x, 2 artı x bölü 2 eksi x. Bakın bunlar sadeleşti. Y eşittir x artı 2 olacak. Şimdi seçeneklere bakalım. Sıfırın sağında, solunda, sıfırın sağ tarafında bakın eğimi 1 olan bir tane bu doğru var. Bu doğrunun adı y eşittir x artı 2 doğrusu. Bu doğrunun adı eğimi negatif bakın. Bakın eğimi 1 olan x'e 0 verdiğimiz zaman 2'den geçen, x'inde de 2'den başlıyor. Y eşittir x eksi 2 doğrusunun bir parçası oldu. Demek ki grafik bu şekilde olmalı. Bunlar tam zıttı. Bunu sağlayan tek fonksiyon A şıkkında var bakın. Yani 2'den başlayacak, yukarı doğru gidecek ve 2 verdiğimiz zaman ki 2 veremiyoruz. Paydayı 0 yapıyor. Burada x'e 2 verdiğimiz zaman 4'e gidiyor bakın. Bunun grafiği. Aynı şekilde bu tarafı verdiğimiz zaman x yerine eksi 2 verdiğimiz zaman da 4'e giden grafik sadece A şıkkında mevcut. Tek tek çizmek yerine bu şekilde düşünebiliriz. Evet, bir okuyalım. Teknik çiftlik sorusu. Tek fonksiyon, çift fonksiyon kavramını bir tekrar ettikten sonra ancak bu soruyu çözebiliriz. Aradan zaman geçtiyse her zaman ders notlarımız ve özetlerimiz yanımızda olsun. İşimizi kolaylaştırır. Ders notu çok önemli. Evet. Buna göre ifadelerin hangileri için ne tek ne çift fonksiyondur diye. Şimdi birinci öncülü inceleyelim. Birinci öncülde A1 olsun diyor. A1 olsa burası bakın buraya gitti. B'de 2'den farklı olursa fx eşittir b eksi 2x artı 4 artı 5. Şimdi bu doğrusal fonksiyon. Bunun derecesi 1, bunun derecesi 0. Biri tek, biri çift. O zaman bu ne tek ne çifttir. O zaman birinci öncülü alacağız. A1'den farklı B2. O zaman fx fonksiyonu a eksi 1 x kare. B2 olursa ortada bir terim olmaz. 0 olur. Bakın bu ifade ikinci dereceden bir fonksiyon. Şurada da x üzeri 0 var. Bakın x'li ifadeler çift. Polinom şeklinde. Üstler çift. Dolayısıyla bu çift fonksiyondur. Biz bunu istemiyoruz. Ne tek ne çift olması lazım. A1'den farklı. Bakın A1'den farklı olursa B de 2'den farklı olursa bu bir parabol belirtir. İçin içine ikinci dereceden ve birinci dereceden iki polinomun toplamı oldu. Bakın bu ikinci dereceden, bu birinci dereceden toplam, bu da ikinci dereceden toplamı o zaman ne tek ne çifttir. 1, 3 doğru cevaptır. Parabol arkadaşlar. Parabol ne tek ne çift fonksiyondur. Tabi hepsi için değil, bu soru için. Çünkü bu soruda tepesi orijin olan veya ilk seksenin üzerinde olan şeyler hariç, paraboller hariç öbürleri ne tek ne çift oldu. Eşitsizliğin çözüm kümesi AB ise AB çarpımı nedir diyor. Şimdi iki türlü, bunu karşıya atalım. 1 diyelim buna. X bölü 5 eksi 4 bölü x ne zaman sıfırdan küçüktür? X ile 5 ile x kare eksi 20 bölü 5x ne zaman sıfırdan küçüktür? Bu denklemin kökleri bakın 0 var. Kök 20, 2 kök 5. Diğer kök eksi 2 kök 5. Peki ikinciyi de düşünelim. İkinciye baktığımız zaman bunu karşıya attım. X eksi 6 eksi 4 bölü x sıfırdan büyük olmalı. X ile genişletiyorum 6 ile. X kare eksi 24 bölü 6x ne zaman sıfırdan büyük olacak? Bu denklemin bakın yine bir kökü 0. Kök 24, bunu 0 eşitlersem 2 kök 6, diğer kök eksi 2 kök 6. Bakın 3 tane kök var, bir tanesi ortak. Şöyle bir tablo düşünelim. Bu tabloyu çift katlı yapalım. 1'i ve 2'yi aynı anda sağlayan yerlere alalım. Şöyle 1, 4 tane eleman alacağım. 2, 0 ortaya alalım. 3, 4, 5. 5 tane kökü var. Şimdi bu köklere baktığınız zaman 0 ortada. 0 hemen ortaya alalım. Şimdi 2 kök 5 mi büyüktür? 2 kök 6 mı? Her ikisinin karesine baktığımız zaman birinin karesi 20, birinin 24. Tabii 2 kök 6 daha büyük. O zaman 2 kök 6 buraya gelecek. 2 kök 5 buraya gelecek. Eksi 2 kök 5 eksi 2 kök 6 diye aldık. 1, 2, x. Şimdi birinci denklemde 0 var. 2 kök 5 mi var? Evet. Bir de eksi 2 kök 5 var. Buna hiçbiri dahil değil. Hiçbiri dahil değil. Baş katsayısı artıyla başlıyoruz. Artı, artı, eksi, artı, eksi, eksi devam ediyor. Bizden istenilen yer sıfırdan küçük olduğu yerler. Burası ve burası. Diğer ikinci için yazalım. İkincisinde 0 ortak kök. 2 kök 6 var. Eksi 2 kök 6 var. Baş katsayı artı, eksi, eksi, artı, artı, eksi gidiyor. Sıfırdan büyük olduğu yerler. Buraları alacağız. Bakın iki defa taralı bölge neresi oldu? Şu aralık oldu. Yani eksi 2 kök 6 ile eksi 2 kök 5 aralığı oldu. Çözüm kümesi ne demiş? Çözüm kümesi AB ise çarpım. Uçları çarpacağız. İkisini çarparsam eksinin eksinin çarpımı artı 4 çarpı buraya çarptığımız zaman 6 çarpı 5 kalıyor. Ya da şöyle yapalım. Bu ikisini çarptığımız zaman 4 kök içerisinde 30 olacak. Doğru cevap C seçeneği diyeceğiz. Verilen fx fonksiyonun grafiğinde x eksi 2 x artı 1. Şimdi bu x artı 1 bir birim sola ötelenmişti hatırlarsanız. Şurası eksi 2. Şimdi buna 1 diyelim, buna 2 diyelim. Hemen işaret tablosu yapalım. Sıfırdan büyük olduğu yerleri alalım. İşaret tablosu işime yarıyor bakın. Köklerine baktım. Mesela bunun kökü eksi 2 var. Bunun kökü de 2. Birinci denklem için x eşittir 2 bir kök. İkinci denklem için kök. Fakat dahillikler var bakın. Eşitlik var burada. İçlerini dolu yapacağız. İşaretleyiciyi ne diyelim? Baş katsayısı. Şurası ikinci denklem. 2. Şimdi birinci denkleme bakacak olursam x 2'den büyükken artıyla başlar. Şurası artı köke geldi. Eksi. Eksi devam etti. İkinci denkleme baktığımız zaman eksi 2'den büyükken artı. Artı buraya geldi. Eksi. Şimdi bunun sıfırdan büyük olması için işaretlerin aynı olduğu yerler olmalı. Eksin eksin çarpımı bir de artıyla artının çarpımı olmalı. Çözüm kümesi buralar. Yani eksi sonsuzdan eksi 2'ye bileşke 2'den sonsuza olacak. Bakın ikisine de dahil değil. Çünkü yukarıda dahil değil. Bakın bunu veren işaret, yani bu ifadeyi nasıl yazarız? Bu ifadeyi farklı tonda yazabiliyoruz. Bu şekilde iki parça yerine reel sayılar fark. Şimdi bize dahil mi değil mi orada bir düşünmemiz lazım. Yukarıya dahil. Aşağısı da dahil çünkü doluydu. Şuralar burası dolu olacak. Yukarıda burası bakın dahil geçiyor. O zaman burası da dolu olacak. Şimdi reel sayıları çıkarırken eksi 2 ile 2'yi çıkarmadan atacağız. Yani A şıkkı doğru cevabı verecektir. A ve B sıfırdan küçük. Ne yapacağız? Payda eşitleyelim. Burayı B ile, burayı X ile. Düzenleyelim. A çarpı B eksi X kare bölü BX ne zaman? Sıfırdan küçüktür. Şimdi bu denklemin köklerinden bir tanesi sıfır. Aşağıya sıfır yapan değer. Burayı sıfır eşitlersek X kare eşittir AB. Şimdi AB negatif. İkisi de negatif. Negatif iki sayının çarpımı pozitif. O zaman köklerden ikincisi kök AB. Üçüncüsü eksi kök AB olacaktır. İşaret tablosu yapalım. Şimdi bir sıfır ortak, ortada bir kök. Bir tanesi kök AB. Diğeri de eksi kök AB. Şimdi baş katsayı. Bunlarda dahillik yok. Hiçbiri eşit değil. Eşitsizliklerde bakın şuralarda eşitlik yok. Olmadığı için dahil değil. Baş katsayısı. Bakın x karenin önündeki sayı eksi olduğu için baş katsayısı eksi. Eksiyle başladım. Artı, eksi, artı oldu. Şimdi çözüm kümesine baktığımız zaman bizden ne istiyordu? Bu ifadenin sıfırdan küçük olduğu yeri mi istiyordu? Şimdi sıkıntı şu. Baş katsayı burada eksi. Şurası eksi. B sayısı da negatif. Dolayısıyla şu işaretler ters yazıldı. Onu da kontrol edelim. Tekrar onu bir bakmak istiyorum. Burada bir işaret hatası soruyu yanlış çözmemizi sağlıyor. Bakın burası eksi. Bakın B'nin katsayısı da. B de negatif olduğu için artıyla başlayacağım. Artı, eksi, artı, eksi. Sıfırdan küçük olduğu yerlere tarayacağız. Dolayısıyla çözüm kümesi eksi sonsuz. Bakın burası eksi sonsuz olduğu için eksi kök AB bileşke 0 kök AB aralığı olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir. Şimdi bu ifade X hızlı çözeceğim. Buralar 1, buralar 2. Yani kökler 1 ve 2. Bir defa ona karar verelim. 1, 2. Sıkıntı şu. X'e karşılık bu fonksiyon ne zaman sıfırdan büyük ve eşit. Büyük eşit olduğu için bakın 2'ler dahil olmaz aşağının kökleri. 1'ler dahildir. İçi dolu. Peki şöyle tek mi çift mi ona bakmam lazım. Şimdi X burada bir defa kök buradan. Burada 2 defa kök. Burada 3 defa kök. Toplarsam toplamda 6 defa köktür. O zaman bir çift katlı köktür. Bir daha baktım. 2'ye baktığım zaman bir defa burada kök. 2 defa burada kök. 4 defa burada kök. Toplamda toplarsak 7 defa kök. Ve dahil değil. İçi boş. Şimdi baş katsayıyı belirleyelim. Baş katsayı. Bakın buradan artı geliyor. Çift olduğu için burası artı zaten. Bakın buradan bir eksi geldi. Yukarıdan gelecek baş katsayı negatiftir. Buradan artı. Burası artı zaten. Eksi ama dördüncü kuvvet olduğu için burası artı. Aşağıdan gelecek eksinin artıya bölümü eksi olmalı. Dolayısıyla eksi, artı, artı devam ediyoruz. Bizden sıfırdan büyük ve eşit olduğu yerler istemiş. Bakın taradığımız bölge olacaktır. Orası da eksi sonsuzdan 2'ye 2 açık olacaktır. A seçeneği doğrudur. PQ birer pozitif reel sayı olmak üzere bu ifadenin en büyük değer. Şimdi biz P'yi en büyük P değeri diyor. Q'dan kurtulmamız lazım. Şu ifadeyi karşıya atalım. Yani Q ifadesi 25 eksi P karedir. Bize neyi sormuş? 10P artı Q. Q dediğimiz ifadede 25 eksi P kare oldu. Bunun en büyük olmasını sağlayan P değerini istiyor. Şimdi burayı düzgün yazacak olursam eksi P kare artı 10P artı 25 bir parabol belirtiyor. Kollar aşağı doğru. Bu maksimum değerini alacaktır. Maksimum değerini nerede alacaktır? Parabolün tepe noktasını R,K dersek R'de alacak. Yani o zaman R'si, şimdi A'sı, A dediğimiz şey eksi 1. B'si 10, C'si 25. Eksi B, eksi 10 bölü 2A, eksi 2'den 5. Yani P yerine 5 yazarsak bu maksimum değerini alır. En büyük değerini hangi P değeri için? 5 için alacaktır. Doğru cevap A şıkkıdır. Değerini sormamış. Hangi P değeri için maksimuma ulaşıyor? Direkt bize P değerini sormuş. Tepe noktasının birinci bileşenine. PQ aralığında tanımlı fonksiyonu için kapar aralıkta ortalama değişim hızı negatif ise aynı aralıkta azalandır. Evet, eğim ortalama değişim hızı azalansa eğimi azalandır. Eğimi negatiftir ve bu fonksiyon azalandır. Doğru bir tanım özelliği. PQ oranında değişim hızı pozitif ise yine aynı aralıkta azalandır diyor. Şimdi ortalama değişim hızı pozitif ise aynı aralıkta artan demesi lazım. Artan. Kapalı aralıkta bu fonksiyonun değişim hızı daima pozitifse yukarı doğru bir eğri çiziyor. Bunun eğimi pozitiftir ve artan durumda. Burada azalan demir. O da yanlış olur. Aralığında h artan ise h fonksiyonu her bu aralıktaki değer için şimdi bakın p, x arada bir de q var. Tabii ki sıralamayla bu. Şimdi şöyle olmalı. hp küçüktür hx, o da küçüktür hq olursa bu fonksiyon artandır. Doğru. X değerleri, yani verdiğimiz değerler artarken, bu sıralama varken fonksiyonun kuralını uyguladığıma böyle olmalı. Fakat eşitlikten bahsetmez. Şu eşitlikler olmaz. Bunlar yazılamaz. Kesin artanlıktan o yani. Buralar eşit hiçbir zaman kullanılmaz. Kesin artan olduğu durumlarda oraların olmaması lazım. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. PQ aralığında ortalama değişim hızı 0 ise aynı aralıkta sabittir. Evet, sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonun atıyorum fx eşittir 5. Eğimi 0'dır. Eğim 0'dır. Eğim 0 ise sabit fonksiyondur ve ortalama değişim hızı 0'dır. Aynı cümleler. Hepsi birbirine karşılık gelir. Dolayısıyla iki tanesi kesinlikle doğrudur. Doğrusal fonksiyon için f fonksiyonunun -4-5 aralığındaki ortalama değişim hızı. Şimdi fonksiyon 1'e 4'e gitmiş. Şunu da düzenleyelim. Fonksiyon, doğrusal fonksiyon 1'e 1 örtendir. f5 de 16'ya gidecektir. Şimdi doğrusal fonksiyonsa bu aralıkta eğim değişim hızıdır ve sabittir. Ya bu doğrunun eğimini bulursak değişim hızı hangi aralığı alırsanız alın sabittir. Hemen eğimini bulalım. Hatırlarsanız eğimi m ile gösteririz. Geçtiği noktalar, bakın geçtiği nokta 1'e 4, 5'e 16. Apsisler, ordinatlar, y'ler farkı y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2'den bulunabilir. Şu 16'dan 4'ü çıkaralım. 5'ten de 1'i çıkaralım. Y'ler farkı 12. X'ler farkı 4. 3 oldu. Demek ki bu doğrusal fonksiyonun eğimi 3'tür. Yani bu doğrusal fonksiyonu fx eşittir 3x artı n biçiminde yazabiliriz. Bakın eğim sabit. Hangi aralıkta olursa olsun yine sabit kalacaktır. O yüzden D şıkkı doğru cevaptır. Fonksiyonun tanımlı olabilmesi için a'nın alabileceği farklı tam sayı değerleri. Şimdi kökün derecesi çift ise bunun tanımlı olabilmesi için içinin sıfırdan büyük ve eşit olması lazım. Şimdi x kare artı 5 biliyorsunuz ki kökü olmayan, kollar yukarı doğru. Şöyle y eşittir x kare artı 5 parabolüdür ve şurası 5'tir. Bu daima pozitiftir. Şimdi ifadenin pozitif olabilmesi için bunun sıfırdan büyük olması gerekir. Burayı sıfır yapan değer de yok. Çünkü paydayı sıfır yapan değer bulunmayacak, olmayacak. Yukarı zaten hiçbir zaman sıfır olmuyor. Dolayısıyla bu ifadenin daima sıfırdan büyük olması gerekiyor. Şimdi bunun için a'nın alacağı değerlere bakmamız lazım. Şimdi şöyle düşünün. Yine bir parabol bu. Kollar yukarı doğru. O zaman deltası olmamalı. Deltası sıfırdan küçük olmalı. Ya da bunun işaret tablosunu yaptığımız zaman başka sayı artı olduğu için hiçbir şeye takılmadan hep artı artı gitmesi gerekiyor. Yani burada bir şey yoksa kök yok. Delta sıfırdan küçük olmalı. Şimdi ikinci dereceli eklemin içinden bir tane daha ikinci dereceli denklem çıkacak. Deltası b kare a b c diye atadığımız şeyler bunlar. Burada b. Bu eksi a'nın karesi. Eksi 4. a'sı 1. c'si 4. Sıfırdan küçük olacak. a kare. Eksi 16. Sıfırdan küçük olacak. Bakın kutunun içinden bir kutu daha çıktı. Bu denklemin kökleri. Eksi 4'e 4. Bu sefer a'nın alacağı değerlere göre ne zaman sıfırdan küçüktür. Başkatsayısı a karenin 1 ya. Artı. Eksi. Artı. İşte bu aralıktan olmalı. A bu aralıktan olduğu sürece istenilen ifade tanımlıdır. Peki neyi sormuş? A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3. 3, 6, 7 tane değer yazabiliriz. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği oldu. Evet. Uzman 6 testinin de sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşürüz. İyi çalışmalar diliyorum.